Yazar Metin Kaçan'ı İstanbul Boğazı'nda arama çalışmaları bugün 9. gününde. Deniz polisi olayın gerçekleştiği andan itibaren İstanbul Boğazı'na deyim yerinde ise didik didik arıyor. Her köşesinde geniş bir alanda arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmalarında Metin Kaçan'ın Boğaz'a atladığı Boğaziçi Köprüsü merkez alınıyor ve bu kapsamda da sürüklenebileceği noktalar akıntı hesabıyla tespit ediliyor ve arama noktaları belirleniyor. İşte bu kapsamda da yine Boğaz Köprüsü'nün civarı Anadolu yakasında Üsküdar, Beylerbeyi, Haydarpaşa açıkları, Kız Kulesi açıklarında aramalar yapılıyor. Avrupa yakasındaysa Dolmabahçe ve Ortaköy arasındaki geniş bir alan hem kıyı şeridi hem de açıkları aranıyor. Bununla birlikte yine Sarayburnu ve Yeşilköy arası da aranıyor. Şu anda biz can kurtarandan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Ekranlarınıza yansıyor şu anda deniz polisine ait bir bot. İşte bu sahilde de bu açıklarda da kıyılarda da arama çalışmalarını devam ettiriyor. Her gün bir bot, deniz polisine ait bir bot, 4 kişilik ekipten oluşan bir bot gece gündüz 24 saat aramalarını sürdürüyor. Ancak gün içinde 4'er kişilik ekipten oluşan 2 bot daha arama çalışmalarına katılıyor. Hem su üstünde hem de su altında gerçekleştiriyor çalışmalar. Su altındaki çalışmalarda sonar sistem kullanılıyor. Özellikle kıyı şeridi ve 7-8 metre derinliğe kadar sonar sistem kullanılıyor ve sonar sistemin sinyal verdiği noktalarda da dalgıç polisler dalış gerçekleştiriyorlar ve arama çalışmalarını bu şekilde sürdürüyorlar. Dalgıç polisler ve deniz polisiyle birlikte yine kıyı emniyeti ve sahil güvenlik ekipleri de çalışmaları titizlikle takip ediyor. Bu anlamda Metin Kaçan'ı arama çalışmalarını takip ediyorlar. Şunu belirtelim, uzmanlar özellikle birkaç gün içinde eğer bir mucize gerçekleşmediyse Metin Kaçan'ın bedeninin suya artık çıkmasını bekliyorlar. Ve bu süre içinde eğer suya çıktıktan sonra da aslında tespit edilmesi için çok kısa bir süre var. Birkaç gün içinde su yüzeyine çıkmasının ardından bulunması gerekiyor. Çünkü bulunmadığı takdirde bir kayaya çarpması ya da başka herhangi bir cisimle vücut bütünlüğünün bozulması artık arama çalışmalarını imkansız hale getirecek. Çünkü o andan itibaren artık suyun dibine çökmüş olacak ve bulunması da daha zorlaşmış olacak. Bir kez daha tekrar etmek gerekirse deniz polisine ait bir bot 24 saat boyunca İstanbul Boğazı'nda çalışmalarını devam ettiriyor. Onunla birlikte iki bot da gün içinde bu çalışmalara katılıyor. Şu ana kadar herhangi bir bulguya rastlanmadığını belirtelim.